ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ويحبونه
Hazırda bulunan cemaatin şehidinin cümle geçmişlerini ve özellikle Filistin'de şehit olan kardeşlerimizin aziz ruhları için Allah rızası için lillahi teala'nın Fatiha. Bir aydır Gazze'de yaşanan bir katliam var. Dünya halkları tarihinde ilk kez bir konuda bir araya geldiler. Amerika'dan tutun Latin Amerika'ya, Japonya'dan tutun Çin'e, Hindistan'a, Afrika'ya kadar, Avrupa'nın bütün şehirlerinden tutun Orta Doğu kadar, bütün halklar yek vücut olmuş durumda. Liderler farklı bir alemde ama halklar ilk kez tarihte bir araya geldi. Hatta bırakın dün iki gündür Birleşmiş Milletler'den heyetlerinden, üyelerinden birkaç kişi istifa etti. Dün New York ofisten bir yetkili kalktı. Birleşmiş Milletler eğer Gazze'deki katliamı durduramıyorsa ben istifa ediyorum deyip istifasını verdi ve ayrıldı. İkinci utanç da dedi Amerika'ya, Avrupa'ya ve İngiltere'ye. İsrail'e verdikleri destekten dolayı. O katliamın da onlar da ortağı dedi. Ve bundan dolayı istifa etti. Angelina Jolie'den tutun, Avrupalı birçok sanatçıya kadar herkes şu anda Filistin'in yanında. Çünkü oradaki katliamı görüyor, oradaki barbarlığı görüyor ve bir şeyler yapmak istiyorlar. İnsanlar uyuyamıyor. Mesela dün birkaç gün içinde sadece Türkiye'deki seküler kesimden birçok iş adamı tanıdım. Beni aradığında Turan Bey uyuyamıyoruz. Bizim İslamcılar, Müslümanlar, Filistin diye bir davamız yok. Ama bu katliam, bu zulme karşı bir şeyler yapılması gerekiyor. Uyuyamıyorum diyor çocuklarımla. Ne yapabilirim diyor. Tarihte ilk kez halklar bir bütün oluşturabildi. Fakat bu halklara hitap edebilecek, onlara bir şeyler sunabilecek aydınımız, entelektüelimiz kalmadı.
bundan 40 yıl önce, 50 yıl önce Necip Fazıl'ların veyahut da Kemal Tahir'lerin olduğu dönemlere bakın. Sol cenahta bile aydın entelektüel var fakat kitle yok. Muhafazakar cenahta bile aydın entelektüel var fakat halk yok. Tarihte ilk kez halklar öne çıktı ama aydın ve entelektüel yok. Ya bu dünya için utanç verici bir şey. Türkiye'deki aydın ve entelektüellerle oturuyorum. Soru şu. Turan Bey, Hamas neden 7 Ekim'de saldırdı? Turan Bey, Araplar bize arkadan vurmadı mı? Televizyona çıkıyorsun, aynı soru. Sokağa çıkıyorsun, aynı soru. Ama halklarda böyle bir soru yok. Halklar şunu söylüyor. Lütfen bu katliamı durdurun. Ehlen ve sehlen. Evet. Filistin'den, Mısır'dan. Mahmut Bey, Mısır Fazilet Partisi Başkanı. Ve dünyanın her yerinden insanlar bu katliamın durmasını istiyor. Fakat bir yanda da insanların zihinlerini teşviş eden sorular var. Bu sorulara size buradan cevap vereceğim. Ama sizden ricam, sizi sıkmadan yarım saatinizi alacağım. Ve size anlatılmayan, bize anlatılmayan, tarihimizde bize söylenmeyen şeyleri size burada anlatmaya çalışacağım. Bazı örnekler vermeye çalışacağım. Bir, Osmanlı'nın çöktüğü yer burası. Osmanlı'nın çöktüğü yer şurası. Ve buranın adı Gazze. Osmanlı burada çöktü. Çanakkale 1. Can Harbi 1914'te başladı. 15'te biz Çanakkale Muharebesi'ni verdik. İngilizleri orada ciddi darbeler indirdik. 1916'da Kutul Amare'de onlara büyük bir darbe indirdik. Fakat burada 1917 Aralık'ta yenildik. Burada yenildiğimizde geri çekildik biz. Ve Osmanlı'nın verdiği son savaşın adı da 1. 2. 3. Gazze Muharebeleri. Bize neden tarihte anlatmıyorlar Gazze Muharebeleri'ni? Biz 1. Kasım, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki 1. 2. Gazze Muharebelerini kazandık. Nasıl kazandık biliyor musunuz? Mersinli Cemal Paşa 4. Kolordu burada. Mersinli Cemal Paşa bir şeyi keşfediyor. Bir Yahudi Siyonist casusluk şebekesini teşvik ediyor. Adı Nili. Bu casusluk şebekesinin liderini yanlışlıkla yakalıyorlar. Bir itirafta bulunuyor. Evet diyor, asıl İngilizler burada, Filistinliler, Araplar içinde saklanan, Arap rolünde olan Yahudiler, yıllardır Filistin'de yaşayanlar, İngilizlerin lehinde burada İngilizlere çalışıyorlar ve bunu çözüyorlar. 1. 2. Gazze Muharebesi'ni kazanıyoruz. Fakat bir şey daha oluyor. Üçüncüsünde, 3. Gazze Muharebesi Aralık 1917. Burada bizim askerler yine Gazze'de. Fakat İngilizler bu sefer, Siyonistler bir şey daha yapıyor. Siyonistler 2000 yıl sonra kurdukları iki tane ordu var. Biri Siyon Katırcı Birliği. Yeni yeni Murat Bardakçı sayesinde, bazı tarihçilerimiz sayesinde bunu öğrenmeye başladık. Fakat bugüne kadar anlatılmıyordu bize. Bir örgüt daha kuruyorlar. Şurada İngilizlerle savaşan bir Siyonist birlik daha var. Ve bu birlik İngilizlere verdiği destekle Osmanlı'yı burada yeniyorlar. Siyonistler yüzlerce, binlerce Osmanlı askerini katlediyor İngilizlerle birlikte. Şimdi birazdan size ismini göstereceğim, bu şeyden sonraki karede var. 1. 2. 3. Gazze Muharebe Aralık'ta yeniliyoruz ve Osmanlı geri çekiliyor ve İngilizler giriyor, Gazze'yi alıyorlar, daha sonra Kudüs'ü. Gazze neden önemli biliyor musun? Selahattin Eyyubi Kudüs'ü almak için Gazze'den geçti. Ve bugün Gazze'yi bir uçtan, Refah sınır kapısından diğer Eret sınır kapısına kadar olan yolun adı Şari-ül Selahattin diyorlar Gazze'de. Değil mi bunu? Tek en büyük cadde, en uzun bir Gazze'yi ortaya bölen yol. Çünkü Selahattin o yoldan Kudüs'ü fethe gitti. İngilizler de o yoldan Kudüs'ü işgal ettiler. Gazze bunun için önemli. Gazze böyle olduğu müddetçe
İngiliz, Yahudiler, Siyonistler asla Kudüs'e hakim olamayacaklar. Onun için Gazze'den kurtulmaları gerekiyor. Burada on binlerce Osmanlı askeri esir almıyor. Buradan alıp Kahire'ye götürülüyorlar. Ve bu askerlerin hepsi İngilizler tarafından zehirlenerek öldürülüyor. Büyük ekseriyeti. Kör ediliyor, zehirleniyor, öldürülüyor. O askerlerimizin yazdığı hatıralar var bizim. Mektuplar var, hatıralar var. Peki nerede o hatıralar ve mektuplar? İngiliz arşivlerinde. Ve biz bunların bir kısmına ulaştık. Sadece bir askerin size şeyini okuyacağım, mektubunu. Kastamonulu ya da Afyonlu bir genç. Seydi Beşir Müşerakam. Evet, Seydi Beşir, bravo. Müşerakam. Çok doğru abi. Evet, Esirler Kampı. Orada Kastamonulu ya da Afyonlu bir gencin annesine yazdığı bir mektup. O İngiliz arşivlerini ele geçirdiniz. Anneciğim diyor, bu mektup sana ulaştığında ben ya şehit olmuş olacağım ya da esir kampında son günlerim olmuş olacak. Çünkü bütün arkadaşlarımı öldürdü İngilizler. Ben de son günlerimi yaşıyorum. Eğer bu mektubum size ulaşırsa lütfen benim için ana dua etme. Lütfen akrabalarım benim için cenaze namazı kılmasın. Tek şey istiyorum sizden. İntikamımı alın. İngilizlerden ve Siyonistlerden intikamımızı alın. Fakat bize şöyle bir hikaye anlattılar. İngilizleri ve Siyonistleri unut. Araplar ihanet etti. Araplar da bunun sebebi. Araba da şey dediler. Türklerin yüzünden siz geri kaldınız. Türkler de bunun sebebi. Kim yazdı bu hikayeyi? İngilizler ve Siyonistler yazdı. Bunu terennüm edenler, bunu sık sık dile getirenler Siyonistler ve İngilizler. Çünkü bu coğrafyanın tarihini biz yazmadık. Arkadaşlar, Orta Doğu ile ilgili Türkçe'de yazılmış hiçbir kitap Türk bir tarihçi tarafından yazılmadı. Bugün Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyan arkadaşlara, siyaset biliminde okuyan arkadaşlara sorun. Orta Doğu ile ilgili kitaplar kimin? Ya Bernard Davis, ya Amerikalı, ya İngiliz, ya Fransız, ya Alman, ya Rus bir tarihçinin. Ama bizim bir tarihçinin yazdığı bir kitap yok. Arap dünyasına gidiyorum. Türkiye tarihi üzerine bir kitap var mı? 1800'lü yıllarda yazılmış bir iki kitap varsa vardır. Onun dışında bütün kitaplar yine İngilizler, Fransızlar, Almanlar tarafından yazıldı. Şimdi kendimizi kınamalıyız. Çünkü tarihimizi biz yazmıyoruz. Ve soruları onlar soruyor. Biz birbirimize kavga ederken onlar malı götürüyor. Coğrafyayı götürüyorlar. Tarihi götürüyorlar. Amuduyla götürüyorlar. Ve biz Osmanlı Gazze'de kaybetti. Hani Devlet Bahçeli'nin dediği bir şey vardı ya, Gazze bizim için önemli diye. Gazze bugün düşerse Osmanlı ikinci defa yıkılacak. Kastettiği şey buydu işte. Ben Gazze'ye gittiğimde İsmail Heniye beni karşıladığında şöyle demişti. Biz bir heyettik Türkiye'den. Ehlem bike ya ehi min asitane. Allah, asitane kavramını biliyorum kitaplardan ama bilerek mi kullandı yanlışlıkla? Hayır dedi, doğru kullandım dedi. Çünkü biz hala Asitane'ye bağlıyız Turan dedi, Gazze'de. Asitane İstanbul'un, İstanbul, başkent, payitaht. Ehlem bike ya ehi min asitane. Çünkü Araplar hala gerçek, kendi tarihini gerçek kaynaklardan okuyanlar hala Asitane'yi bilir, Baba Ali'yi bilir. Yüreği kalbi burada atar. Ve burada on binlerce asker, Gazze'lisi vardı, Arabı vardı, farklı etnik gruplar vardı. Şimdi size örnekler vereceğim. Şimdi burada bir 1917'de tabi Osmanlı burada savaşırken unuttuğum bir şey var, onu da zikredeyim. Daha Osmanlı, bakın Aralık ayında biz kaybediyoruz. 2 Kasım 1917'de İngilizler, Siyonistler burada verdikleri büyük destekten dolayı Balfour, tamam Siyonistlere biz size bir devlet vereceğiz bu topraklarda diyor. Vaat ediyor. Zaten İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın Balfour bildirisinin özeti burada. Ve ben diyor size vereceğim, adım adım Yahudileri Avrupa'dan getirip buraya yerleştirecek. Peki neler oldu? Yapabildiler mi bunu? 1920'de de
İngiliz mandası Cemiyeti Akvam tarafından resmen tanındı. 18'de, 17'nin sonu 18'de aldılar. 1920'de de Cemiyeti Akvam'ın bünyesinde resmen Filistin toprakları şeye geçti, İngilizlere geçti. Peki bir soru daha. Şu harita, nerenin haritası? Peki bu haritayı çizen kim? Churchill. Filistin'in böyle bir haritası yok. Filistin ta kocaman Biladuşam'ın hepsi. Bütün coğrafyamızı onlar çizdi. Ürdün'ün sınırlarını, Mısır'ın, Irak'ın sınırlarını, Suriye'nin sınırlarını, bu coğrafyamızın bütün haritalarını onlar çizdi. Ve çizerken bakın bir hikaye anlatacağım. Gert Bel diye bir kadın var. 18-19 yaşında bu coğrafyaya geliyor Osmanlı döneminde. Evet, Gertrud Bell. Bu kadın, daha doğrusu kız, 8 dil biliyor. Sümerce biliyor, Aramice biliyor, Fenikece biliyor, birçok dili biliyor. Yerel, kadim dili, unutulan bütün dilleri biliyor. Bu coğrafyaya geliyor, bütün kabileleri tam. 1920-21'de Kahire'de Nil Nehri'nin kenarında Semiramis diye bir otel var. Hel hunaka Semiramis? Otel Semiramis diye. 18. katında Churchill 40 haramisiyle birlikte, 40 casusuyla birlikte, Lawrence, Cox, Gert Bell ve 40'a yakın casusla bir araya geliyor. Orta Doğu'da sınırları belliyorlar, isimleri. Haritaları çiziyor Churchill. Efendim buraya ne vereceğiz? Irak'ı çiziyor. Sınırlarını Kerbela, Musul, Kerkük, Bağdat'ın etrafını çiziyor. Burası ne olsun diyor. Gert Bell elini kaldırıyor. Ekselansları, burayı en iyi bilen benim. Çünkü Musul'un, Kerkük'ün, Türkmen kabileleri, Kürt kabileleri, Arap kabileleri en iyi ben bilirim. Hatta ben Türkleri birbirine, Arapları birbirine, Kürtleri birbirine kırdığım gibi Türkleri, Arabı, Türk'ü hepsini birbirine kırdırabilirim diyor. Bu kadar mahir biriyim diyor. Bütün kabile reislerini de bilirim diyor. Kadın aynı bunu söylüyor. Peki diyor, gel isim söyle buraya. Buranın adı Urak olsun diyor. Churchill diyor ki, what is the meaning of Urak diyor. Nedir manası diyor, Bel diyor. Efendim diyor, Urak diyor, eski Sümerce'de güneşin doğduğu yer. Biz Irak diyoruz ama Urak diye isim koydular aslında. Oranın adını Irak takıyorlar. Sonra Halep, Dere'a, Şam, o bölgeyi içeri alan uzun bir şey çiziyor. Burası ne olsun diyor, Gert Bel yine. Ekselanslar, orası da benim alanıma gider. Ben Suriye, o bölgenin bütün kabilelerini bilirim. Bu bölgede de Aramice kullanılırdı. Aramice İsa Aleyhisselam'ın kullandığı bir dildi efendim diyor. Peki Bel, buyur isim ver buraya. Aramiler burada bir köye Sırya diye veriyorlardı. Sırya demek güneşin doğrukta olduğu yer demek Aramice'de. Onun için burası da Suriye olsun diyor. Böyle isimler taka taka geliyorlar. Sonra Filistin. Sonra burada Lawrence diyor ki efendim diyor, Şerif Hüseyin ve oğlu aşağıda Abdullah, onlara devlet vermedik. Hay aksi diyor ya. Onlara devlet ver. Ne yapalım diyor. Şuradan Filistin topraklarından, biraz Suudi Arabistan topraklarından bir yer alıp diyor buraya bir isim verelim diyor. Düşünüyorlar. Hiç kimse bir şey bulamıyor. Churchill diyor ki ben bulacağım diyor. Buradan Ölü Deniz'den buradan gelen iki nehir vardı diyor eskiden diyor. Şu anda yok diyor. Tevrat'ta ve İncil'de geçer. Biri Jor, biri Dan. Buranın adı Jordan olsun. Transjordan. İki nehrin geçtiği şehir olsun diyor. İki nehrin geçtiği. Trans geçilen yer demek. Jor ve Dan, Ürdün. İşte Transjordan. 1980'lere kadar Transjordan'da ülkenin adı. Transürdün. Hatta bizde açın bütün kadim kitapları 80'li 60'lı yıllarda Transürdün geçiyor. Sonra 80'li yıllarda Ürdün kralının aklına geliyor. Ya trans ne demek ya? Benim ülkem trans bir ülke değil. Ben o ismi çıkaracağım diyor ve çıkarıyor trans ifadesini. Ürdün yapıyor. Jordan ifadesi olarak kalıyor. Ve bu coğrafyaya böyle bir isimler verdiler. Şimdi burada savaşan bir adamı size göstereceğim. Bakın şu adam Vladimir Jabotinsky. Gazze'de Osmanlı'ya karşı savaşan Siyonist birliğin başındaki Siyonist. İsrail'i kur diye kitap yazıyor o dönemde. İngilizlerle neden birlik kurduk, neden Osmanlı'ya karşı savaştık? Bunu bu kitabında anlatıyor Jabotinsky.
Adam Allah, biz hedefimiz Osmanlı'yı yıkmaktı ve Türkleri, Arapları birbirine kırdırtmaktı. Hikayeyi de yazdık diyor. Ve Türkler, Araplar bizim hikayemizi yuttular diyor. Bunu çok açın okuyun. Detaylarına girmeyeceğim. Şimdi asıl şeye geçeceğim. Bir örnek daha vereceğim. Diğerine de geçebiliriz Mücahit. Bir örnek vereceğim. Şimdi bizim bu resimlerin birçoğunu birçok kitapta bulamazsınız. Şimdi burada Selimiye Camii Edirne'de, Enver Paşa ortada, sağında solunda İslam dünyasına, Arap dünyasından gelmiş liderler var. Şurada Abdülaziz Caviş var, Mısırlı. Balkan muharebelerinde Mısır'dan gelen gençleri organize ediyor. Bakın 1910-11'de Balkan muharebelerinde savaşan gençleri organize ediyor. Peki şu kim beyefendi? Şurada Tunus müftüsü, kadısı. Tunuslu kadı. Şu anda mezarı da Aksaray'daki Valide Sultan Camii'nin haziresinde. Çünkü 1916-17 Çanakkale'de yaralanıyor. Sonra getiriliyor orada. Bunlar bize hiç anlatılmadı. Sanki bunlar yokmuş. Biz hep varmışız gibi anlattılar. Çanakkale'de savaşan Gazze'li çocukları, Kudüs'lü çocukları anlatmadılar. Biz bir bütündük. Araplar bizi arkadan, biz de onlar bize ihanet etti diye birbirimizi suçluyoruz. Şurada da bir adam var. Bakın şurada. Şimdi onu anlatacağım hikayesini size. Önemli olduğu için anlatıyorum. Geçelim Mücahit. Dediğim şey şu. Şu adam şimdi. Bu Tunuslu. Bu Mısırlı. Abdurrahman Riyaz. Hiç duyanınız var mı bu ismi? Duydun mu? Bravo sana. Hemen Zeki abi bir ödül veriyoruz bu arkadaşımıza. Ne istersin arkadaş? Hemen bak içinden ne geliyorsa söyle. Estağfurullah. Eyvallah. Zeki abi ne hediye ediyorsa alalım arkadaşa. Abdurrahman Riyaz Hindistanlı biri. Balkan muharebeleri olduğunda 80 tabiple birlikte, doktorla birlikte biz Türklere yardıma gideceğiz diyorlar. Bütün görevlerinden istifa ediyorlar. Bir doktorun bünyesinde kalkıp geliyorlar. Balkanlarda Osmanlı yaralanı asker, Osmanlı askerlerini tedavi ediyorlar. Balkan muharebeleri bitince askerlerin birçoğu dönüyor. Bu diyor ben burada kalacağım. Osmanlı durumu kötü. Benim Osmanlı için ölmem lazım diyor. Abdurrahman Riyaz. Ve Çanakkale Muharebesi'ne katılıyor. Aksaray'da, Fatih Aksaray'daki Horhor Caddesi'nde Hindular tekkesi var. Oranın şeyhi oluyor. İyi Kur'an, aynı hocamız gibi çok güzel bir Kur'an kıraati var. Hem güzel Kur'an kıraati yapıyor, hem de İslam ilimleri de vakıf olduğu için onu oradaki şeyin başına getiriyorlar. Sonra Kudüs'te muharebeler başlayınca 1916'da Kudüs'teki Hindular tekkesinin başına gidiyor. Ve ben diyor Osmanlı safında Kudüs'ü savunacağım. Orası bizim kıblemiz, önemli yerimiz deyip Kudüs'e gidiyor. Yaptığı şey ne biliyor musunuz? İngilizler Hindistan'dan askerleri getirmişler. Hindu ve Müslüman askerler getirmişler. Osmanlı'ya karşı savaşıyorlar. Sina çölünde El Ariş üzerinden gelip Gazze'de Osmanlı askerlerini sıkıştırıyorlar. Bu mektuplar yazıyor Urduca eliyle. Onlarca şey. O tiyarelerden İngiliz askerlerin üzerine atıyorlar. İngiliz, o Hindistanlı askerlere diyor ki o dönem daha Pakistan, Bangladeş ayrılmamış. Onlara diyor ki ey benim ülkemin vatandaşları, sakın İngilizlere oynamayın. Karşınızdaki Osmanlı askerleri, büyük bir oyun oynanıyor. Ayrılın İngilizlerin saflarını terk edin. Birçok birinci, ikinci muharebeyi kazanmamızın sebeplerinden bir tanesi o Hindist, bu arkadaşın attığı mektuplar sayesinde ayrılan İngiliz, o Hindistanlı askerler Osmanlı ordularına katılıyorlar. Onu da bu organize ediyor. Abdurrahman Riyaz. Geçelim. Abdurrahman Riyaz'ın o dönemki, daha o önceki resmi 1940'lardaki resim Abdurrahman Riyaz. Bu da şu anda mezarı, Abdurrahman'ın mezarı. Abdurrahman, İngilizler Osmanlı ordusuna verdiği destekten dolayı bundan nefret ediyorlar. Bizim bu adamı öldürmemiz lazım diyorlar. Peşine adam takıyorlar, bir türlü öldüremiyorlar.
En son Osmanlı yenilip geri çekilince 1917 sonu 18'lerde Abdurrahman da kaçıp İstanbul'a geliyor. İngilizler 19'da İstanbul'u işgal ettiklerinde ilk çıkardıkları emirden bu adamı bulun bize. Ve İstanbul'da yakalıyorlar. Galata Kulesi'nin yan tarafında bir hanın içine hapsediyorlar. Bir yıl boyunca orada işkenceden geçiriyorlar İngilizler. Sonra Kahire'yi götürüyorlar Osmanlı esirlerini oraya. Orada da bir işkenceden geçiriyorlar. Sonra getiriyorlar Çanakkale'ye. 1921'de serbest bırakıyorlar. 3 yıl boyunca işkenceden geçiriyorlar ha bu adamı. Sonra çıktığı zaman milli mücadeleye gidip katılıyor. Anadolu'da. Fezi Çakman da yakın arkadaşı. Mersinli Cemal Paşa'nın da yakın dostu olduğu için gidiyor. Ben diyor cezaevinden çıktığım zaman cebimde para yoktu diyor. Sokaklardan diyor bulduğum şeyleri yiyordum diyor. Fakat Türklerin milli mücadeleyi kazanması lazım. Çünkü Türkler kazanınca ümmet kazanacaktı diyor. Sonra gidiyor mücadele ediyor. Cumhuriyet kuruluyor. Abdurrahman Cumhuriyet kuruluyor. İşsiz sokaklarda dolaşıyor. Fevzi Çakmak'a mektup yazıyor. Efendim diyor ben diyor Kudüs'te hatırlarsanız diyor Mersinli Cemal Paşa. Ben sizin arkadaşınız diyor. Ben sizin diyor arkadaşınız diyor. Şundan diyor bak diyor durumum diyor kötü diyor. Maddi durumum diyor. Benim diyor. Çünkü İngilizler 17'deki bütün şeylerin mal varlıklarının hepsine el koyuyorlar. Yazdığı bir mektup yazıyor. Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı o zaman Fevzi Çakmak. Detayları Fevzi Çakmak da şöyle. Mukaddemay Kudüs'teki Hintliler dergahı şeyhi iken Harbi Umumi'de 4. Ordu tarafından El-Ariş Sina çölünde muhtelif mahalleleri dolaşan İngiliz ordusunda bulunan Hintliler ile Urdu lisanı ile muhtelif müheyyic beyannameler tertip ve tanzim ederek tayyarelerle attırmaya muvaffak olan ve Kudüs'ün sükutu üzerine tekkesindeki eşeği yağma edilerek falan filan anlatıyor Fevzi Çakmak. Bu büyük kahramana Türkiye Cumhuriyeti diyor vefa borcu vardır diyor para verilmesi. Sonra Mersinli Cemal Paşa da o zamanki şeye yazıyor. Türk ırkından, Türk neslinden ve Türk milletinden olmadığı halde sırf sevgisi dolayısıyla Türk emeli uğrunda senelerce bu kadar büyük fedakarlık gösteren bu muhterem zata karşı kadirşinaslık göstermek Türk Cumhuriyeti'nin bir borcu olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin böyle bir borcu takdir edeceğine karşı olan lütuf ve atifeti esirmeye geleceğine ben kanayım diyor bir mektup gönderiyor. Daha sonra ona maaş bağlanıyor. Horhor'daki Fatih'teki Horhor'daki tekiye yine ona veriliyor. 1960'lara kadar orada 66'da vefat ediyor. Turgut Özal'ın Adnan Menderes'in mezarının bulunduğu hemen yerin ilerisinde şu anda mezar var. Bu mezar taşı. Bakımsız ve metruk. Umarım birisi gider. Bu adam bu kadar bizim çalıştığı mezarını onarır yapar. Zeki abinin yapacağına inanıyorum. Eyvallah. Şimdi geçelim. Size bir resim daha gösterecektim ama o burada değil. Size telefondan göstereceğim mecburen. Mücahit teşekkür ediyorum. Onu nasıl unuttun? Şu resim. Bakın şu beyefendi. Mimar Kemalettin. Evet. Değil mi? Eminönü'ne Sirkeci'ye gidin. Oradaki o bütün mimariyi yapan şahıslardan biri. Cumhuriyet döneminin Mimar Sinan'ı olarak adlandırılıyor. 2014-16'da Mescid-i Aksa'ya gittiğimde Raid Salah beni oradaki dolaştırıyordu orada Filistinli liderlerden birisi. Dedi ki Turan dedi bak buradaki sütunlar var ya Mescid-i Aksa'nın altındaki bu sütunları. Yapan Mimar Kemalettin dedi. Ve İngilizler bugün Mescid-i Aksa'yı yıkamıyorsa Mimar Kemalettin'den dolayı dedi. 1900 İngilizler orayı aldıktan sonra bizim askerler yenilip geri dönünce İngilizler o darbeleri havadan ya tayyarelerden attığı bombalar yüzünden Mescid-i Aksa'nın etrafı hep yıkılmış. 1920'de Hacı Emin El Hüseyin'i başkanla bir grup Müslüman Türkiye'ye mektup yazıyor. Mescid-i Aksa'nın durumu vahim. Bunun yapılması, onarılması lazım diyor. Sizden destek bekliyoruz. Türkiye Ankara'da meclisten bir kararname çıkıyor. Mimar Kemalettin Bey bir heyetle birlikte 1922'de gidip 25'e kadar orayı düzenliyorlar. Mimar Kemalettin Bey'in
Mescid-i Aksa üzerine makaleleri de var. Açıp okuyabilirsiniz. Kendisi Mescid-i Aksa'ya da ne kadar bağlı, ne kadar sevdiğini söylüyor. Ve Cumhuriyeti Mustafa Kemal'in emriyle gönderiliyor oraya Mimar Kemalettin. Ve orada 3 yıl boyunca Mescid-i Aksa'yı inşa edip geliyorlar. Onların o sayesinde bugün Mescid-i Aksa'nın temellerini daha sağlam hale getiriyorlar. Yıkamasınlar diye. Ve bunlar bize hep anlatılmayan hikayelerin bir kısmı, bir yönü. Tekrar geçelim. Evet. İngilizler 1918'de Filistin'i aldıktan sonra Balfour Deklarasyonu icabınca, gereğince 1948'e kadar her yıl aşama aşama, adım adım Siyonist Yahudileri Avrupa'dan zorla getirip Filistin'e yerleştiriyorlar. Bakın gün gün burada 1919'dan 1948'e kadar 1919-1920 ne kadar Yahudi getirildi gün gün, isimleri, aileleri hepsi belli. 1919'dan 1948'e kadar adım adım getiriyorlar Filistinli Yahudileri, İngilizler. O artık İngiliz, o Filistin toprakları onda ve adam istediği gibi Yahudiler, çünkü onlara söz vermiş. Çanakkale'de ve Filistin topraklarında bize desteklerinizden dolayı size bu toprakları veriyoruz diyor. İngilizler sözlerini tuttular Yahudiler, Siyonistlere karşı. Siyonistler Roger Garudin'in tabiriyle emperyalistlerin ucuz paralı askerleri. Yahudiler zeki insanlar değil, ahmak insanlar, kullanılabilir insanlar. Tarih boyunca hep öyle oldular. Bugün Amerika'nın desteği olmasın Yahudiler kaçar gider Filistin'den. Geçmişte İngilizlerin desteği olmasaydı hiçbir zaman burada tutunamazlardı. Onları ayakta tutan emperyalistler. Yahudiler Siyonistlerden ayrı tabii. Siyonistler Yahudileri tamamen bu bölgeye getirmek için emperyalistler işbirliği yapmış adamlar, onun detaylarına girmeyeceğim. İşte adım adım böyle, hani Filistinliler toprak sattı. Niye toprak satmazdılar? Demek bunun cezasını çekip diyorlardı adamlar. Bunları alıp onların gözüne sokacağım böyle. Adım adım. Bütün ailelerin isimleri var bizde. Hangi? Bütün dosyalar Osmanlı'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde de var. Evet, diğerine geçelim. 1918-1948 arasında aynı bugün Siyonistlerin yaptığı gibi İngilizler 50 bin Filistinli şehit ediyor. 50 bin Filistinli. 100 bine yakın Filistinli tutukluyor. Ha, evet, 1 milyon 100, işte ona da birazdan geleceğim. Yok, 196 lider idam ediliyor, Filistinli lider. 300 vatansever ömür boyu kürek cezasına mahkum. Binlerce Filistinli hapsediliyor, toplama kamplarında tutuluyor. Aynı Osmanlı askerleri gibi. 50 bin kardar da öldürülüyor. İngiliz mandası dönem 1918-1948 dönem. Geçelim. 1948'de 47 Ekim ayında Birleşmiş Milletler Taksim Planı'nı açıkladığında Filistin'in yarısı Arapların, yarısından çoğu Yahudilere dediği zaman, aslında Filistin topraklarında Yahudilerin elindeki toprak oranı bu kadardı. Bu kadarı Arap Filistin elindeydi. 1918'de Osmanlı orada ayrıldığında Yahudilerin elindeki toprak sayısı %2'ydi, 2,5'tu. 48'de Taksim planı açıkladığında Yahudilerin ulaşabildiği oran ise %5.90. Yani %5'lere ancak çıkabiliyor. Çok az bir oran, %1,5. Tamam hocam, burada hem satılan bir de İngiliz'in hibesi olan. Tabii İngilizler, evet. Satıldı denildiği zaman %2'ye tahakkabül ediyor. Evet, %2. Ve o da İngilizler Arap öldürdüğü, evlerinden tard ettiği, bugün aynı Yahudilerin yaptığı gibi tard ettiği Filistinlilerin evlerine el koyup ve veriyordu Yahudiler. Buna rağmen Filistinliler mücadele ettiler. İşte Taksim, o zamanki nüfus, bir Arapların nüfusu, Yahudilerin işte İngilizlerin getirdiği oran ve Taksim planı açıkladığına. Diğerine geçelim. Ve Filistinliler direniş hareketleri başlattılar. O dönemden beri
1918-1948 arası Filistin'den tam 6 tane direniş hareketleri vardı. İşte Hacı Emin Hüseyin'in, Abdülkadir El Hüseyin'in birliği, İzzettin Kassam'ın birliği, daha birçok grubun kurduğu... Fedailer, birçok grup vardı, cihat grubu vardı. 1918-48 arası. Siyonistler de 3-4 tane terör örgütü kurdular. Haganah, İrgun ve Stern terör örgütlerini kurdular. Ve Filistinler o İngiliz mandası altında Yahudi terör örgütleriyle mücadele etmeye başladı. Silahlı mücadelelere giriştiler. Ayaklanıyorlardı. Fakat sıkıntı şuydu. Filistinlilerin elinde genç yoktu. Çünkü Çanakkale'de Gazze Muharebesi'nde esir alınanlar arasında hep onlar da vardı. Ve Balkan Muharebelerinde de onlar olduğu için Filistinli aileler içinde genç 20 ya 15 ile 45 arası genç yoktur. Ya yaşlılar, ya kadınlar, ya çocuklar vardı. Çünkü hepsi şehit olmuştu. Hatta kalan çocukların da göndermemek için İzzettin Derveze hatıralarında anlatıyor. Ya bir çocuk evde kalsın, ekmek sağlasın diye parmaklarını kesiyorlardı diyor. Çünkü artık çocuk kalmadı evde, eve bakacak. Osmanlı o coğrafyadan gittiği zaman adamlar zaten devlet neresiydi? Filistinler, Arapların devleti neresiydi? Osmanlı. Osmanlıydı. Bütün hafıza gitti. Hala bile herhangi bir Filistinli kendi kimliğini öğrenmek istiyorsa 100 yıl önceki kimliği nereye gelmek zorunda? Osmanlı arşivlerine gelmek zorunda. Hala bile geçen yıldı Lübnan devleti, Lübnan'da Fransa ile Lübnan hükümeti arasında bir kavga oldu. Beyrut'un merkezinde bir arazi kimin diye. Bu sorunu çözmek için Osmanlılar şimdi geldi ve orası Arapların çıktı. Fransızlar oradan el çekmek zorunda kaldı ve aldı. Lübnan hükümeti o toprağı Fransızlardan aldı. Hala bir bu coğrafyada toprak sorununu halletmek istiyorsan gelip Osmanlı arşivlerine başvurmak zorundasın. İstanbul Ticaret Odası çok güzel bir şey yaptı. 5 ciltlik Filistin toprağındaki yerler kimin toprak toprak karış karış Osmanlı arşivlerinden çıkardı, kitap yaptı 5 cilt olarak. Bulursanız mutlaka okuyun. Filistinler cihat hareketleri hani diyorlar ya, Araplar direnmedi. İngilizlere aynı. 1920'de biz milli mücadeleye başladığımızda Araplar da Kuvayi Milli hareketleri kurdu. Biz Lozan'da anlaşma yaptık, Kuvayi Milli'yi durdurduk. Fakat Araplar baktılar, ya milli mücadeleyi beraber kazanacaktık. Çünkü bize şu anlatılmadı, az önceki örnek gibi. Milli mücadeleci onlarca Arap vardı. Neden? Çünkü Türkiye'nin kazanması demek, Arap dünyasının kazanması demekti. Mısır'dan, Suriye'den, Mahmud Lebib var mesela, Mısırlı. Komutan, Sakarya Muharebelerine katılan bir komutan. Bize hiç anlatılmadı, onun hatıraları var bende. Sakarya Muharebelerinde yaşananları anlatan, Gaziantep'te dünya birçok yerde anlatan isimler var. Ve birçok isim var. Bunlardan en basitinden Ömer Muhtar'ın hocası Şeyh Senusi. Anadolu'daki kabileleri ikna edip milli mücadeleye katılmasını sağlayan Şeyh Senusi'nin bizzat kendisi. Hani Mustafa Kemal'le, Halide edip adı varla hep resimleri olan bir şeyh var, hoca var. O resim. Daha onlarca isim, Iraklılar var. Bunlar hep bize unutturuldu. Ve Filistinler 100 yıldır Kuvayi Milliye hareketi hale devam ediyor. Onlar bağımsızlık mücadelesini veriyor. Biz Lozan'da anlaştık çünkü dediler Türklere verelim, susturalım, biz Arapları halledelim dediler. Ve bütün Araplar durdular bir yerden sonra, fakat Filistinler tek Kuvayi Milliye hareketini sürdürenler hala tek şey Filistinler. Turan Hoca, evet. Türklere bir şey mi verdiler? Evet. Evet hocam. Artık hocam onun detaylarını veriyor. Evet, evet. Şimdi gelin. Onlar da Filistinler fedai grupları kurdular ve direniş hala sürüyor. Mesela şimdi bizde ilginç bir şey var. Adam diyor ki ya El Fetih var, FKÖ var, 10 tane grup var. Kardeşim Türkiye'de de 100 tane grup var. Önemli olan kim yerel kendi ülkesi için mücadele ediyor. Orada da solcular var, orada da liberaller var, orada da İslamcılar var. Onlarca grup var. FKÖ çatısı altında bir araya geldiler. Filistin Kurtuluş Örgütü. Arafat Başkanı. Fakat Arafat'tan önce bizim bilmemiz gereken iki tane önemli lider var Filistin'in. Ve kimsenin anmadı. Biri Hacı Emin El Hüseyin'i. Aslında bugün Zeki abilere onun da hatıratını getirin mutlaka diye. Türkçe'ye yeni. 20 yıldır, 10 yıldır uğraşıyorum ya, tercüme edin bu kitabı.
Hiçbir yayını yeni KTB yayınları tercüme etti. Ali Ulvi Kurucu Hoca Hatıralarının 2. cildinde 100. sayfada Hacı Emin Hüseyin'in hatıralarını anlatır. Bir isim daha. Said Şamil. Said Şamil size bir şey hatırlatıyor mu isim olarak? Şeyh Şamil'in torunu. 1970'lerde bu kitabı yazıyor. Bakıyor Türkiye'de kimse Filistin dağısını anlamıyor. Çünkü Hacı Emin El Hüseyin'i 2. Cihan Harbi sonrası Arap devletlerinin baskısıyla Filistin davasına el etek çekilince küsüyor, Medine'ye yerleşiyor. Medine'de yerleştiğinde 74'e kadar yaşıyor, 74'de vefat ediyor. Hacı Emin Hüseyin'i oradayken iki tane kapı komşusu var. Biri Ali Ulvi Kurucu Hoca, biri de Said Şamil. Onlara Filistinli olup bitenleri anlatıyor. Said Şamil o duyduklarını kitap yapıyor böyle. Daha doğrusu tefrika ediyor dergide, daha sonra kitap yapıyor. Hacı Ali Ulvi Kurucu Hoca da bunu kitapla hatıralarında bunu zikrediyor. Açın onu okuyun. Hacı Emin Hüseyin'in hatıratını, Said Şamil'in, Şeyh Şamil'in torunu Said Şamil'in bu kitabını ve Ali Kurucu Hoca'nın Hacı Emin Hüseyin'in bölümünü okuyun. Ve Filistinler mücadelesini sürdürüyorlar. 1940, evet, diğerine gelebilir miyiz? 1947-48'inde geldiğinde Yahudiler artık İngilizler Yahudilere verdiği sözü tutmaya başladılar ve onlara devletini. Çünkü öncesinde Pil raporu, daha sonra Goldstone raporu hazırladılar. Asıl Taksim planlarını 37'lerde açıkladı İngilizler. Fakat Filistinler, Araplar tepki verince geri çekti. Türkiye de ciddi tepki veriyor. Mesela bizde hep gizlenen Mustafa Kemal bile 1937'de Filistin'e asla el sürülemez diyor. Kudüs'e el sürdüremez. Burası İslam dünyasının asıl merkezidir. Ve İngilizler bu Taksim planını diyor uygularlarsa biz de karşı çıkarız diyor 37'de. Muhammed İkbal İngiliz kraliçesine yazdığı mektupta Mustafa Kemal'in o mektuptan da alıntı yapıyor. Bakın diyor İran Şahı, Türkiye Reisi Cumhuru da buna karşıdır diyor. Biz bütün, çünkü orası sadece Arapların, Filistinlilerin değil, bütün ümmetin sorunudur diyor. Filistin hep bütün Müslümanların sorunudur. Ben bir Muhammed İkbal olarak kalkar cihad ederim orada diyor. Muhammed İkbal 37'de yazdığı mektupta. Ve 1947'de gelince işte oyun oyna İngilizler, Cemiyeti Akvam, Birleşimi büyük bir oyun oynuyor. Araplar bunu görmüyor. Filistinlerin silahlarını alıyorlar ve İngiliz terör örgütlerine alın diyorlar. Devlet sizin İngilizler diyor ve onlar da devletlerini kuruyorlar. Bir günde binlerce Filistinli, Dir Yasir köyü dahil binlerce köyü basıp katlediyorlar. Çünkü Filistinlerindeki bütün silahlar alınmış. O dönemde 1947-48'de orada olan bir Türk gazeteci var. 1947-48'de orada olan bir Türk gazeteci kim o? Abim sizler bilirsiniz. Ömer Rıza Doğru. Mehmet Akif Ersoy'un damadı. Demokrat Parti'nin, Adnan Menderes'in dedim, Demokrat Parti milletvekili. Ömer Rıza Doğru. O dönemde makaleler, Selamet Yolları diye dergisi var. O dergide makaleler yazıyor. Gün gün orada Filistin'de ne olup bitenleri yazıyor. Ve sonra kitap oldu bu. İsrail, Tetiş. Tetiş bugün terör. Eskiden Tetiş diyorduk biz. Şimdi terör diyoruz. Tetiş, istila ve harp kaynağı. O gün olup bitenleri anlamak istiyorsanız bu kitabı da alın okuyun. Ve diyor ki 1947'de ben diyor şeye gittim. Filistin'e gittiğimde Konya'dan, Aydın'dan, İzmir'den gençler cihad için oraya gelmişlerdi. 1947-48. Bugün 70'li yıllarda 3-4 tane solcu adam gönderiyor. Beka Vadisi'nde eğitim görüyor. Gece gündüz övüyorlar. Fakat 47-48'de giden o Aydınlı, İzmirli, Antalyalı gençleri anan yok. Ben diyor onları gördüğümde mutlu olmuştum diyor Ömer Uzay. Bu kadar genç Türkiye'nin bütün şeylerine akıp Mescid-i Aksa'yı korumak için geliyor. Ve bu da anlatılmadı bize. Ve büyük oyunlar oynandı. Filistinler bu topraklardan, bakın Yahudilerin yerleştiği bu beyaz yerlerdi. Sonra adım adım çıkarttılar. Filistinler hemen 800 bin Filistinli İngiliz gemileriyle bugün Tel Aviv denilen bizim Yafa dediğimiz yerden alıp Lübnan'a, Mısır'a, belli mülteci kamplarına gönderiliyor. Filistinler Yafa,
Askalon, Askalon dedikleri Askalon, İbn Hacer el Askalani'nin olduğu yer işte biliyorsunuz. Birçok İslam alimi yetiştiği yer. Oradaki Filistinlilerin hepsini Gazze'ye sürüyorlar. Gazze'nin nüfusu normalde diyelim 5000, 10000 iken bir anda 400.000, 500.000'e çıkıyor. Çünkü bütün, onun için Gazze'deki mülteci kamp, Şat mülteci kampı, bilmiyorum ne mülteci kampı deyince, buradan bu İsrail'in şu anda işgal ettiği yerden gidenler. Sonra Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve Gazze kaldı. 1967, 1947-67. Ve bugün gelinen noktada bakın Batı Şeria, burası da çok fazla aslında, şu bölümü yok. Doğu Kudüs zaten hemen. Arada yerleşim birimleri var. Sadece Gazze burada duruyor. Şimdi Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze, bütün bu Filistin topraklarının toplamı ne kadar yapıyor sizce? %5 yapıyor. Fakat Gazze, diğerleri aslında diğerleri de işgal altında olduğu için saymıyoruz. Çünkü oralarda da yerleşim birimleri artık İsrail'in denetiminde. Tek bir yer kalıyor şu anda Filistinlerin elinde tam. O da şurası. Bu da Filistin topraklarının %1,5 ediyor. Şuradan şuraya kadar 40 kilometre, şuradan şuraya Akdeniz'e doğru da 10 kilometrelik bir alan. Bugün Siyonistler, Amerikalı emperyalistler, İngiliz emperyalistler şu %1,5'da Filistinlerin yaşamasına izin vermiyorlar. Küçücük bir alan, 2,5 milyon insan, 2,5 milyon insanın %60'ı kadın ve çocuk. 17 yıldır kuşatma altında İsrail, 1967'den ta 2005'e kadar burayı işgalle aynı Batı Şeria gibi her tarafa yerleşim birimleri kurmuştu. Filistinler direniş gösterdi ve kovdular oradan. Sonra etrafına duvar çekildi böyle şu bölgeye. Şu bölgeye şöyle duvar çekildi. Şurada Akdeniz'de savaş gemileri konuldu. Kavadan, karadan, denizden ve havadan kuşatma altına aldı. Gazze'ye gittiğimde ben 2008'den sonra 4 kez gittim. Gidiyorsunuz belli günlerde drone sesleri vızz 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 uyuyamıyorsunuz. Bilerek drone sesler yapıyor. Siz zaten küçük bir alan. Size psikolojik baskı yapıyorlar. Hemen her gün top atışları oluyor. Şurada küçük alanlar var. Han Yunus bölgesinde Filistinler çilek. Hayatta yediğim en iyi çilek hemen Gazze. Numan doğru mudur? Sizin çilekler iyi midir? Han Yunus bekler. Sizin de herhalde biliyor musunuz? Evet. Ve Avrupa Birliği buradan Gazze'den çilek alıyordu. Çok iyi çilekleri var yetişiyordu orada. Burada çilekler tam mevsim zamanı geliyor. İsrailler bir gece ansızın buldozerle gidip bütün tarlayı yok ediyor. 2003 yılında Amerikalı bir kız okuldan arkadaşlarını aldılar. Kardeşim biz gidip Gazze'yi savunacağız. Yeter. Geldi ve burada şu Han Yunus bölgesi o Gazze tarafından Filistin'i savunayım derken İngiliz Yahudi buldozerleri kızı ezip geçtiler. Rachel Corrie. 2003 ve o da Yahudi kız. Sonra Arafat'ı öldürdüler. Sonra Ahşi Ahmet Yasin'i şehit ettiler. Sonra Rantisi'yi şehit ettiler 2004 yılında. Filistinliler artık toplu bir isyana başladı. Arya Şoran mecbur geri çekilmek zorunda kaldılar. Sonra bir seçim oldu Hamas kazanınca ve sonra İsrail tamamen kuşatma altına aldı. 17 yıldır kuşatma 2005'ten bugüne kadar bir şey sokulmasına izin verilmiyor. Buna rağmen Filistinliler direniyor. Ve her gün birçok hastaneler yetersiz olduğu, ilaç anlamda yetersiz olduğu için insanlar hayatını kaybediyor. Kimse bir şey yapmıyor. Tabii bir Mavi Marmara girişimi oldu. Onun dışında dünya unutmuştu. Ve hemen her gün İsrailler onlarca Filistinli ağacı söküp atıyor. Her hafta 3-4 Filistinli çocuğu ve kadını katlediyor. Ya şuradan tanklarla ateş ediyor ya şuradan gemide. Hatta hatırlıyorum ben gitmeden bir yıl önceydi şurada bir aile kamp yapıyor deniz kenarında, Akdeniz'in sınırında çıkıyor. Ailece geliyorlar, piknik yapıyorlar. Buradan tak gemiden, savaş gemisine bir bomba atılıyor. Aile hepsi, bir kız kalmıştı sadece. He? Hudagaliye. Evet, Hudagaliye diye bir genç kızın ailesinin hepsini öldürttüler. Bazen geliyor gece yarısı bir bakıyorsun helikopter, savaş helikopteri gelip veya uçağa gelip bir binayı bombalıyor gidiyor. 5 kişi ölüyor. E tabii. İlginç olan şey şu. Günde 1-2 Filistinli ölüyor, İslam dünyası ses çıkaramıyor. Ne zaman ki 100-200 kişi şehit olduğunda millet gündeme getiriyor.
Fakat bir günde düşünsenize 1948'den bugüne, hatta 1918'den bugüne kadar adamlar her gün şehit vermiş. Bütün rakamları aldığınızda her gün iki şehit vermiş bir yerden bahsediyoruz. Ve bugün burası için mücadele ediyoruz bütün filan. Diğer haritaya gelelim. Bakın buradan savaş gemileri, İsrail buradan giriyor, şuradan. Gazze 4 bölgeden oluşuyor. Şurada Refah iki tarafı. Refah şurası, Mısır Refah, şurası Filistin Refah. Sonra Han Yunus, Dirbelah. Burada Gazze'nin merkezi 4-5 tane mahalle, 5 tane mahalleden oluşuyor. Mesela burada Türkmen aileler, Türkmen kabilelerin olduğu Türkmen bölgesi var. Şurada Refah'ın ve Han Yunus bölgesinde Kürtler var mesela. Ta gitmişten kalan. Burada Türkmenler, burada Kürtler, hatta Kürt ailesi diye şeyler var. Evet. Türk. Burada da işte Şatimut'te o Cebeli, İsrail'in bugün bombaladığı yerler, şuralar. Hem karadan, denizden, havadan şu %1, şu büyük gözüküyor ama %1'lik Filistin topraklarının %1'i, 1,5'unu oluşturuyor. Ve burayı işgal altına almış durumda. Tarihte biz buraya Araplar Gazze-tu Haşim diyorlardı. Asıl Gazze'nin ismi Gazze-tu Haşim. Niye Gazze-tu Haşim diyorlar? Çünkü Hazreti Peygamber'in dedesi olan Haşim ticaret için geldiğinde burada vefat ediyor, buraya gömülüyor. Onun için Gazze-tu Haşim diyorlar. Yine büyük bir İslam mezhebi, bu dört İslam mezhebi, bizim Sünni mezheplerden birisinin imamı buralı. Hangisi? İmam Şafii Gazze'li. Hatta Gazze ile ilgili yazdığı İmam Malik'in yanında ders alırken bir şiir yazıyor. Anneciğim ben Gazze'yi özledim, Gazze'nin topraklarını, havasını diyor özledim diye bir şiir yazıyor İmam Şafii talebeyken İmam Malik'in yanında. O da buralı. Ve Gazze ta Romalılardan beri, Bizanslardan beri hep direnen, Büyük İskender'in giremediği iki yer vardır tarihte. Yani mücadele etti. Biri Afganistan. Zaten Afganları yenemediği için Afganistan'dan bir kız alıyor. Sonra onlarla barış imzalıyor. Büyük İskender. İkincisi girip de zorla girebildiği tek alan burası. İki kavgacı millet. Onun için Romalılar, Persler buraya Guzatu, Hazatu, Yazatu farklı isimler veriyorlar. Fakat biz Gazze-tu Haşim diyoruz ve Gazze olarak kaldı, bugüne kadar devam ediyor. Ve bugün Filistinlerin mücadele ettiği alan bu %1,5'lık alan için. Yani %1,5'da yaşama hakkı verilmeyen bir topluma. Ya niye böylesiniz? Köşeye sıkıştırılmış 17 yıldır açık cezaevi muamelesi gören, burası açık bir cezaeviydi. Bütün batılılara da göre de böyle. Bu adamlar çıkıyor, kendilerini savunmak için mücadele ediyor. Savaş bitmedi ki. 1918'den bugüne kadar henüz bu coğrafyada savaş bitmedi. Şu bir avuç insan direniyor. Birleşmiş Milletler Başkanı bile ifade etti. Ya bu İsrail'e. Sen zaten bütün topraklarını ele geçir. Bırak bu adamlar burada nefes alsın. Ve Allah başka bir şey. Şurada Akdeniz'de bulunan doğal gaz ve petrol rezervlerinin büyük bir ekseriyeti, %50'si 60'ı burada Gazze sınırlarında. Birleşmiş Milletler'den bir heyetle biz buradayken onunla Gazze'deydik. Dedim siz ne arıyorsunuz? Turan dedi. Burası dedi petrol doğalgazın en bulunduğu Akdeniz bölgesi dedi. İleride dedi İsrailler burayı bırakmayacaklar dedi yeniden. Özetle bu kadar arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Evet. Filistinlere bir direniş 1893'te başlayan bir direnişten bahsediyoruz aslında. İlk Filistin halk ayaklanması 1893. O da Rus bir iş adamı Hayfa bölgesinde bir kibos, yani önce bir tarım bölgesi, şirketi inşa etmek isteyip adı altında Yahudiler ilk yitirmeye çalıştığı dönem. Ama orada bir ayaklanma oluyor ve Yahudiler buradan kovuluyor. Ama tabii ki zamanla o dönemler tekrarlayınca yavaş yavaş hem Osmanlı'nın zayıflamasıyla hem de oradaki batılı iş adamları ve para erbabı güçlenmesiyle artık yerleşmeye başladı.
Yani yaklaşık 130 seneden bahsediyoruz. 130 senedir Filistin halkı orada Sionistler rahat etmesin diye direniyorlar. Ve biz o günden bugüne kadar bu noktaya geldik. Aksa Tufanı'na kadar gelen süreç ne oldu da Aksa Tufanı? Aslında Aksa Tufanı bekleniyordu. Belki bu şekilde değil ama en azından bir büyük bir ayaklanma bekleniyordu. Çünkü artık Filistinler İslam aleminden olsun, Arap dünyasından olsun, uluslararası kurumlardan olsun umutları kesmiş durumda. Ve Filistin'de olanlar artık şu noktaya geldi. Artık Turan Hocam söylediği gibi bir Gazze bile rahat değil. Bir de Filistin'in temel meselesi, temel direkleri, iki tane direği var Filistin davasının. Bir manevi, dini direk, bir de hukuki direği var. Manevi Kudüs, hukuki mülteciler. Trump anlaşmasından bugüne kadar o iki direğe ciddi bir yıpratma ve ciddi bir lav etme süreci başladı. Kudüs'le ilgili birincisi mesela Aksa, bakın yıllardır Aksa Yahudileştiriliyor diyoruz ama insanlar, Müslümanlar geçici bir tepki verip kınama yapıp susuyoruz. Ne oluyor? İsrail Şerit ikinci adımı geçiyor. Ve son bir ay içerisinde aslında artık Mescid-i Aksa Yahudi mabet olmaya bir ramak kaldı. Örnek söyleyeyim. Bakın Mescid-i Aksa'da dünyanın yüzü önünde kameralarıyla bu saflar, Kur'an-ı Kerimler tekmelenmedi mi? Tepkimiz neydi? Bağırdık, çağırdık. Ertesi gün hepsi işine gitti. Mescid-i Aksa'da Müslüman kadınlara saldırılmadı. Yerde sürüklenmediler. Başörtüleri açılmadı. Resulullah Aleyhisselam'ın Kudüs caddelerinde Allah belaları versin. Bir domuz üzerinde Muhammed yazıp da gizdirmediler mi? Hakaret edilmedi mi Resulullah? Yapıldı. En son bir hafta, bakın bu Yahudi bayramları süresince 5 gün içerisinde ilk defa 6500'den fazla Sünist Yahudisi Mescid-i Aksa'ya ayınlar yaparak ibadet Yahudi literatüründe ibadet ederek Mescid-i Aksa'ya girdiler. Ne demek bu? Artık Mescid-i Aksa olmaktan çıkmış durumda. Hatta ve hatta biz daha önce söylediğimiz zaman ve yerel veya mekan bölmeyi gerçekleştirmeye başladılar. Nedir? Kubbetü's Sahra, o sarı kubbeyle, kıble mescidi, Ömer mescidiyle, mescidin dışındaki tüm alan kamu alanı ilan ettiler. Yani nedir? Mabet falan değil. İsteyen istediği gibi gelebilir. Ve o 5 gün içerisinde ilk defa sesli olarak, cemaat olarak ve ellerinde o bitkisel kurban dedikleri özel ağaçlardan alınmış özel dallar Mescid-i Aksa'ya açık bir şekilde girdiler. Ve o gün saat 10'dan 15'e kadar hiçbir Müslüman girmesine izin verilmedi. Öğlen namazı kılınmadı, ezan da okunmadı. Hatta ve hatta ilk defa Müslüman hizmetliler dahi oradaki görevliler dahi Mescid-i Aksa'dan çıkartıldı. Yani 5 saatliğine Mescid-i Aksa bir Yahudi mabediydi. İster kabul et, ister kabul etmeyin diyor. Bin Gaber, o İsrail Güvenlik Bakanı, İç Güvenlik Bakanı açık bir şekilde diyor. Burası bizimdir. Geçici olarak gelebilirsiniz ama bundan sonra giremeyeceksiniz diyor. Bakan, Mescid-i Aksa'nın içinden bunu söylüyor. Ne yaptık biz İslam alemi olarak? Hiçbir şey. Bir iki tane kınama çıktı ama kimse bir şey demedi. İkincisi, Filistinli esirler. Bakın Filistinli esir, biz yaklaşık 7000 esirden bahsediyoruz. Birçoğu tek hücreli, tek kişilik hücrelerde işkence edilirken kimsenin sesi çıkmadı. Filistinli direniş hareketleri bunun bir takas projesinde, bir takas yapalım denildi, yine reddedildi. Ve maalesef başarılmadı. Üçüncüsü Gazze ambargosu, Burhan Hocam anlattı. Dördüncüsü Batı Şeria'daki yerleşim bölgeleri çok ciddi bir şekilde yayılmıştı. Beşincisi ve en önemlisi Suudi Arabistan, İsrail normalleşecekti. Suudi Arabistan normalleşmesi ne demek? Tüm İslam aleminin normalleşmesi demektir artık. Özellikle Orta Asya'da Uzak Doğu'daki tüm İslam ülkeleri normalleşecekti. Ve bu 5 sebepten dolayı artık Aksa Tufanı bir elzem hareket olmaya başladı. Tabii normal bir halkın, işgal edilmiş bir halkın direnmesi dışında. Bunlar acil sebepler.
Sonuç olarak bu Aksak Ozan'ı başladığında Filistinler artık İsrail Şehir Devleti'ne karşı bir de teknik olarak direnişini açıkladı. Biz zaten bu bir iki ay içerisinde bize karşı büyük bir saldırı yapılacağını bilgisini aldık. Saldırı yapılmadan biz saldırımızı yaptık. Hızlıca arkadaşlar biraz galiba zaman meselesinde bir sıkıntı oldu. Hızlıca için Gazze'deki bir ay içerisinde gerçekten insani olarak, insani boyutundan bahsedeceksek çok büyük kayıplar verdik. Bugüne kadar 12 bine yakın Filistinli şehit edildi. Bunların içerisinde yaklaşık 4 bin çocuk, 2000 kayıp, 2500 kadın yani ve şehitlerin toplamında %90'ı sivildir. Kalan %10'u aslında sivil ama direnişçi sivildir. Yasalarda direnişçi de sivil sayılır. Çünkü işgal edilmiş topraklarda işgalciye karşı yapılan direnişler yasaldır. Askeri bir ilan da değildir. Yani onu yapan asker olarak sayılmaz. Bu birleşiklerin kanunları da öyledir. Herhangi işgal edilmiş bir toprakta yaşayan halk işgalciye karşı silahlı direniş dahil tüm direniş araçları mübahtır. 200 bine yakın ev yıkıldı. Yani Gazze'nin evleri yaklaşık %40'ı tamamen yıkılmış. %20'si az veya çok hasar olarak şu anda bombalanmış da bugüne kadar. Ne zamana kadar devam edecek? 3 tane büyük üniversite yerle bir değildi. Gazze Üniversitesi, El Azhar Üniversitesi ve Aksa Üniversitesi. Yani Gazze'nin en büyük 3 tane üniversite eğitim sisteminin %80'i teşkil eden 3 üniversite yerle bir değildi. Yaklaşık 90 hayatın okul bombalandı. 50'si Birleşmiş Milletler'in okuludur. Ve buna rağmen bombalanmış. 90 öğretmen şehit edildi vesaire. Gazze şu anda gerçekten İsrail Şeridi bugüne kadar Gazze'ye girmesine izin verdiği yaklaşık 200 tır var ama Gazze'nin günlük ihtiyacı 250 ile 300 tırdır. Siz de bunu şu anda Gazze'nin durumu bir hesaplayın. Tüm bu acılar, bu zorluklar rağmen Gazze teslim oldu mu? Az önce ben sizinle burada Turan Hocam'ı dinlerken El Cezire'de yayınlanan bir direniş görüntüleri yayınlandı. Direnişçiler tankı, dözleri bombaladıktan sonra bayrağı dikip iniyorlar. O kadar Allah rahat çalışıyorlar. Şu ana kadar Kassamdugay'ın açıkladığı rakamlar 50 ile 60 sayı olarak 50 ile 60 arasında tank, vızırhlı araç imha ettik diyor. Bu sadece kara hareketinde son bir hafta içerisinde. Bunu yaparken aslında Gazze'yi savunmuyor. Gazze, İslam aleminin onuru, şerefi için kendini feda ediyor. Resulullah Aleyhisselam, Beni Kurayda fethederken tek bir sebepten fethetmiştir biliyorsunuz. Bir Müslüman kadına saldırı yapıldı. O kadına saldıran Yahudi'ye bir Müslüman gelip öldürdü, kafasını yani kellesini uçurdu. O Müslüman şehit edilince Resulullah, İkindi namaz, öğlen namazını kılmıştı. Ve haber namazdan sonra geldi kendisine. Kızgın bir şekilde şuraya gitti. Vallahi la musallayennel asla fi beni kurayda. Yemin ederim ki ikindiyi beni kurayda da kılacağız dedi. Niye? Böyle bir zulüm, böyle bir Müslüman kadını, bir Müslüman erkeğe böyle bir zulüm kabul edilemez. Beni kurayda 15 gün içerisinde fethedilmişti. Sadece bu olaydan dolayı. Bugün o Müslüman kadının binlercesi Gazze'de şehit ediliyor, işkence ediliyor. 150'den fazla Filistinli kadın İsrail zindanlarında işkence ediliyor. 120 Filistinli çocuk, 12 yaşındaki çocuk 10 yıl hapis almış, hapis giymiş. Bir işkence edilmiş. Bunların hepsi Filistinlilerin için bugün ümmetin dediğim gibi şerefli yolunu kurtarmaya çalışırken bir de aslında asıl savaş Gazze değil. Emin olun. O cebeye düşerse artık birçok İslam ülkesinin ön cebesi açılır. Gazze'dan sonra herkes savaş kapısında beklesin. İşgal edilmiş o zaman. Artık fiili işgale kadar gidecek. Bundan sonra normalleşme değil, İsrail'e işbirliği ve İsrail'e ortak hareket etmeye açık olmaya başlayacak. Eğer bu Gazze muharebesini, işte eğer Gazze 3. muharebesini kaybettiysek
dördüncü muharebesini kaybetmememiz lazım. Çünkü o direnişçilere, ha şunu söyleyeyim, sayıca güç kullanımı açısından gelen belgeler, Kassam ve diğer direniş örgütleri gücün %10'u daha kullanmadı. Ama bu savaş bir ay, iki ay, bir sene mi sürecek? Allah'ın izniyle İsveç Devleti yapısı itibariyle uzun savaşa dayanamaz. Direnişin de yapısı itibariyle ölümüne kadar direnecektir. O farklı bir durumdur. Ve Filistin halkın en önemli faktör burada Filistin halkı. Asıl plan şöyleydi. Ciddi bir baskı yapılacaktı, bombardıman sürekli yapılacak. Halk artık korkacak ve çekilecek. Çekildiğinde Gazze'yle bir silahla yerde bir itip bitireceklerdi. Ama şunu fark ettiler. Filistinler şehit oluyor. Adam ailesinden 20 kişi şehit veriyor. Çıktığında hastanede var, kendisi yaralı. Abu Ubeyde sağsa biz sağız diyor. Çocuk çıkıyor, yıkılmış binanın altından alınıyor. Bilinçli olarak diyor. Kudüs'e feda olsun diyor. Annesi babası içeride, belki ölmüştür, ailesi içeride, bombalanmıştır. Ama daha 12 yaşındayken niçin bombalandığını iyi biliyor. Bu savaşın sebebini iyi biliyor. Sadece bir bombalanıyoruz, zulmediliyoruz değil. Biz Aksa için, Kudüs için bombalanıyoruz diye anlamıştır ki, diyor ki Kudüs sağ olsun diyor. Ve ben şunu söyleyeyim ki, bence Gazze'nin şu anda bu savaşı tüm İslam alemine bir ders olmalı, uyanması sebep olurdu. Çünkü o savaş, o destan aslında tarih kitabında yazılacak kadar bir dönüm noktası olmuştur. İsrail Devleti 7 Ekim'den önce, 7 Ekim'den sonra artık farklıdır. İsrail Devleti o yerle bir edilmiş imajını, gücünü, askeriyesini artık bir daha toparlayamaz. Son bir cümlem söyleyeyim. Türkiye'de maalesef iki grup var. Birisi bunun İran yaptırmıştır dediler. Bunlar İran yaptırmış derken aslında Müslüman dediler ama o kadar yenilgiyi, o kadar zayıflığı içlerinde almışlar ki ya biz yapamayız, biz beceremeyiz, biz böyle şey yapamayız Müslümanlar. Ancak böyle İran gibi bir devlet denip yapabilir. Yani direnişe pek güvenmediler. Diğer taraf putları kırıldı. Putları yerle bir edildi. Ama nedir? O yıkılan putun görüntüsü görünmesin diye ya Musa yaptırdı. Turan Hocam biliyor. Türkiye'de birçok Orta Doğu uzmanı diye geçinen Orta Doğu'nun haritasını gösterseniz sınırları bir daha bile söyleyebilirsiniz. Ama ne dedi? Musad yaptırdı. Birincisi Musad Filistin'de çalışmaz. Musad yurt dışı istihbaratı. Yani Filistin içinde çalışamaz. Eğer çalışırsa Şimbe'ye çalışır. O da zaten Gazze'de son iki senede 3-4 tarihiydi ki adam kalmadı piyasada. Onun için bu direniş hareketi, kararı, yapısı, planlaması ve uygulaması Filistin direnişin İzmir Kassam Tugayların kararıyla ve uygulamasıyla yapılmıştır. Ve elhamdülillah İsveç Devleti başını ezmiş durumda. Ve şu anda Amerika ve İngiltere orada olmazsa emin olun bugün belki Kudüs'te namaz kılabiliyor. Teşekkür ederim. Kusura bakmayacağım. Vaktimizi aldım. Şu anda, bu plan yapılırken halkın haberi yoktu. Ve şu anda halk bundan dolayı isyan ediyor mu? Hayır. Ben sana söyledim az önce. Adam ailesinden 22 kişi şehit veriyor. Ama ve diyor ki... Aile ama genel olarak baktığında... İşte diyorum sana. Halktan istersen şu anda televizyonlardan istediğin kadar hastanelerde olur. Bir tane Filistinli kalkıp da ya artık iyi biter yeter. Bizi kurtarın. Bize ne edilir işten demez. O değil hocam. Şu niye? Yani şimdi zamanı mıydı diye bir söyleniş var. Üstelde ne zamanı? İşgal altındasın. Evet. Hangi zaman zaman? İşte onu demiyorlar. Filistinler bilinçlidir. Bakın bu halk 17 senedir kuşatma altındayken milli bir eğitim ve terbiyeden geçiyor. Daha bir ay önce 2000'e yakın 1850 Filistinli sabah namazından sonra akşam namazına kadar tek celseyle 6 yaşında en küçük, en büyüğü 80 yaşında tek celsede Kur'an-ı Kerim izberinden okuyup kalkmış insanlardır. Bunlar Filistin'de ilk defa değil 4 savaş yaşadık. Hiçbirisinde ya bu direniş bize ne yaptı demediler. İnsanlar 2014 savaşından bugüne kadar yıkılmış evlerini daha yaptıramadılar. Hala çadır veya derme çatma çinko evlerde yaşıyor ve kimse isyan etmiyor. Ben direniş için bunu yaptım. Niye biliyor musun? Çünkü Filistin'de her evde bir direnişçi var. O evlerde, o ailelerin çocukları zaten bu direnenler. Filistin direnişi böyle bir bölgeden gelmiş, bağımsız, ayrı bir grup değil. Bu mülteci kamplarındaki ailenin çocukları, bu mülteci kamplarında yaşayanlar 1948'de işgal edilmiş topraklardan sürülmüş insanlar.
Bu çocuklar aynı yer, aynı sonuç yaşamayalım diye Batı Şeria gibi olmayalım diye o direnişi gösteriyor. Bir bu ol diye. Filistin'de bugün hiçbirisi, Al-Fatih'in ilimanları var, diğer sol cephesinin ve hepsi şu anda direnişin arkasında. Öyle bir sıkıntı yok Filistin'de. Hristiyanlar da dahil galiba. Filistiyanlar şehit yani bombalandı, şehittir. Milli olarak dersek şehit düştü. 40 tane şehit var. Onlar şey yapmıyorlar yani. Efendim? Yok hocam. Bakın Filistin'de bugün hiç kimse kalkıp da ya bu direniş sorumlu bile tutmuyor. Bazı yurt dışındaki, Türkiye'de bazı ülkelerdeki İsrail seviceleri geliyor. Hamas sorumlu diye demiyor. Tam tersi. Hamas teslim olması yeter diyor. Halkın istiyor. Ben hocam, tamam. Ben dedim ama. Hocam, anlık ben de bak istersen. Tamam, buyurun. Birinci soru olmayacak. Katkı bir katkı, küçük bir katkı. 2008'de ben Kudüs'e gittim. beni çok etkileyen El Halil'e geçtiğimizde bir Türk grupla gittik. Birinci bir gruptu. Küçük hediyeler, küçük yardımlar götürmüştük yanımızda. Onları Mescid-i Aksa'nın bahçesinde küçük hediyeleri dağıttık. El Halil'e de bunu yapmak istedik. Yaptık. Ondan sonra bizim grubun içerisinde biraz da nakdi bir yardım vermek isteyenler oldu çocuklara. Orada bir 17 yaşındaki genç bizi bir kenara çekti. Hediyeler evet kabulümüzdür ama parayı kabul edemeyiz. Siz bu halkı dilenciliğe alıştıramazsınız dedi. Ve ben orada çok etkilendim. Oradaki kardeşlerimiz İslam dünyasının onuru ve gururudur. Onlar farklı, o topraklar farklı. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar galiba sorunuzu açtık. Hocam bir önemli bir soru. Tamam hocam. Hemen hızlıca anlatacağım. Şimdi özellikle 7 senede 3 güne yakın İsrail askerinin peşini sevdiği noktasına haberler geliyor ama bu konuda bilgi var mıydı? Ne, 7'sinde? Evet. İlk gün. Evet. 3000 askerindir. 3000 askerindir. Ona yakın şeyler geliyor. Sayı olarak bilmiyoruz ama emin olun ki İsrail 1 diyorsa siz ona çağırın. Evet. Onun için rakamlar 320 dediler şu anda. O demek ki binlerdir. Ben öyle düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Bence birisi şöyle soralım, millet diyor. Birincisi biz Filistin'e her şekilde yardımda bulunuyoruz. Ama şu sıkıntı çıktıktan sonra silah konusunda gizliler bir şey yapabiliyor muyuz? Soru bir. İkincisi, Filistin davasını yıllarca yaslararak ben çocuktum, başkanlık etti. Ne kadar samimiydi? Çünkü ben sonradan işinin Müslüman olmadığını falan öğrenince şüphe düştü. Acaba o kadar bilginiz var mı? Şimdi şöyle. El-Fetih'i kuran 5 kişi. El-Fetih Kuveyt'te kuruluyor. 1964'te. El-Fetih'i kuran 4'ü İhvan üyesi, birisi hariç. Aslında İhvan kuruyor. Kuveyt'te İhvan tarafından kuruluyor. Fakat Arap devletleri baskı yapıyor. Hayır diyor. Biz İhvan'ın bu hareketi değil. Çünkü Hacı Emin'in içinden zaten zor kurtulduk. Sonra Ahmet Şükeyri var. PKK'yı da kuran Ahmet Şükeyri. Filistin kurtuluşu Ahmet Şükeyri. Ahmet Şükeyri hep kafasında fesle gezen birisi. Hatıraların girişinde şöyle bir anı anlatıyor, beni çok etkilemişti. Diyor ki Ahmet Şükeyri, ben diyor Osmanlı, o Lozan anlaşması henüz daha yapılmamış, biz diyor, ben Şam'ın sokaklarında yürüyorum. Nehnu Osmaniyum, nehnu Osmaniyum diyorum diyor. Diyor bir Arap geldi bana tokat indirdi, oğlum Türkiye bitti artık, ne Osmanlısı? Osmanlı bitti, artık dağıldık diyor. Ben diyor ağlayarak eve gidiyorum çocuğum diyor. Giderken diyor Türk bir aile gördüm. Gittim ona biz Osmanlıyız değil mi dedim. Oğlum bana baktı oğlum Osmanlı bitti dedi diyor. Lozan anlaşmasından bir ay sonraki şey böyle sokakta. Ben eve gittim diyor koşarak babam diyor Osmanlı ordusunda o komutandı eski bu şeyde savaşanlardan biri aynı zamanda. Gazze muharebelerinde olan biri Ahmet Şükeyri. Babam gittim babam cevap vermedi oğlum dedi büyüdüğünde anlarsın dedi. Ve ben o günden sonra hiç kafamdan fesi çıkarmadım. Ben yine Osmanlıyım diyor. Fethiye'yi kuran kişi. 6 ay sonra bırakıyor. Rüyada Hazreti Peygamber'i diyor gördüm. Peygamber dedi ki dünya siyaseti çok kötü evlat. Sen bırak diyor. Çünkü benim diyor ninemden kalan bir hatıra vardı diyor. Ben hiçbir zaman gece namazlarını bırakmadım diyor. Bir gece namazı sonra kıldım yattım diyor.
Hadi Peygamber rüyamda bana bırak dedi bu siyaseti falan dedi. Çünkü orada kirli şeyler olacak, sen bu işlere girme diyor. Ben bıraktım, sonra yerine Arafat geçiyor. Arafat ilk başta samimi birisi, hakikaten mücadele ediyor. Sonraki dönemlerinde de hep oyuna getirildi. Etrafında yerleştirilen adamlar, belli kişiler onu oyuna getirdi. Hatta o zaman Hristiyan yazar Edward Said bile uyardı onu. Hainlik yapıyorsun, yapma, 90'lı yıllarda ona makaleler yazmış. Daha birçok kişi uyarmasına rağmen Arafat tabi devletlerin gazıyla gitti. Sonra hayatının sonunda şunu gördü, ya ben ne oyuna getirildim. Eşi bütün paralarını el koydu, Paris'e yerleşti. Parasını istiyor, tedavi olmak için eşi para göndermiyordu. Kahtı şey Ahmet Yasin gitti, alnını öptü. Üstad sen doğru yoldaydın, biz hatalar yaptık dedi. Fakat onu da zehirleyerek öldürdüler Arafat'ı. Hayatının sonunda her şeyin farkına vardı fakat... İşin ajan olabilir miydi? Olabilir, onu bilemiyorum, onun detaylarını... Yani bu şey fakat büyük bir oyuna getirildi, çok bariz. Çünkü hayatının sonunda bunu itiraf etti yani. Buyur. Eşi ajan olabilir. İki sorun var, birincisi şehitlerle ilgili, ikincisi de Napolyon'la ilgili. Evet. Şöyle ki, yarın önce bir devlet arşivlerinden biraz araştırma yaptım bu yüzden. Eyvallah. Birincisi olarak şehitlerle ilgili şöyle, vazife gereği yaklaşık 4 yıldır Ümran'daki şehitlerle hizmet ediyor. Yani şehit kavramıyla ilgili çok hassasım o konuda. Evet. Yani vazife kavramıyla dini boyutta. Benim gözlerim şu an gazeyi anlamamız için, maalesef bizim ülkemizde yaklaşık 175, ben öyle görüyorum. Sadece şehit ölmez, vatan ölmez deyip geçiyoruz. Kendi şehidimizi geçiyoruz. Ama ben televizyon açınca, Gazze'yi veya fark etmez, yani özellikle Gazze'yi açtığım zaman canlı yayında 6 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuk, kendi kardeşim şehit oldu. Şehit oldu, kendime şahit getirdiğince, yani bu böyle bir iman nasıl olabilir? Bu işgal altındaki topraklarda nasıl eğitim sistemi? Yani aynı cennete nasıl gideceğiz diye ben utanıyorum, açık söyleyeyim. Yani öyle bir imkan verirsek kabul etmek zaten bir saygısızlık gibi geliyor. Aynı cennette o duruş. Çünkü 5 yaşındaki kız çocuğu kardeşinin yanında İhlas Suresi okuyor. Bebeğin yanında. Şimdi o nasıl bir Gazze'deki işgalata gittiğiniz için soruyorum. Nasıl bir eğitim verdiler bu çocuklara? Hocam bir örnek vereceğim. Ben Gazze'de gördüğüm şeydi. Bir tane hafızlık yeri vardı. İnsanların durumu, bir de beni en dikkatimi çeken şey, Şeyh Ahmet Yasit'in mutlaka camilerin etrafında bir spor yeri yapıyor, bir eğitim yeri yapıyor, bir eczane yapmış, böyle cami aslında bir külliye gibi etrafa hep böyle. Şeyh Ahmet Yasit'in özel kurduğu bir sistemmiş bu. Ve cami etrafına gelen çocuk hem dini eğitimini alıyor, hem spor eğitimi, mutlaka bir spor dalı öğreniyor. Çünkü Şeyh Ahmet Yasit'in spor karateci, normalde kafa üstü takla atarken kafasını vuruyor ve oradan felç geçiriyor. Ondan dolayı mutlaka spor dallarını iyi bilmesi lazım. Çünkü bünyeyi güçlü kılıyor bu. Ve aynı zamanda mutlaka sağlık, küçük yani sağlık eğitimini de iyi bilmesi gerekiyor. Her Filistin aslında bir yönde de tıbbi bir eğitim de görüyor. Hani yaralı olduğu zaman böyle eğitimler verdiriyor. Bir yerde dikkatimi çekti. Bir hafızlık yerine gittik, Kur'an hafızlığı yerine. Dediler ki, biz burada bir aile, 5, 6, 7 yaşında bir çocuğu 4 aylığında bize veriyor. 4 ay sonra biz aileye çocuğu hafız olarak veriyoruz. Dedim ki bu nasıl oluyor? İnanmadım ve birçok çocuk gördüm. 40'ar kişi alıyorlar. Bir, onda kuvvetli mi Katar'da iki iş adamı bunu gelmişler, çok etkilenmişler buradan. Bütün masraflarını, oradaki çocukların bütün masraflarını biz üstleneceğiz de o hafızların. Orada 4 aylık kim eğitim görürse bütün masrafları onunla karşı. Yani detaylı o ayrı bir şey. Bir de şu var. Ben Mısır'dan Gazze'ye doğru giderken 2014'teki o saldırıda giderken bombalar yağıyor. Gazze Mısır sınırındayım. İçimde bir korku arkadaşlarla girelim mi girmeyelim mi diye. Gazze toprağına ayak basıyoruz, korku gidiyor. Geri adım atıyoruz, Mısır toprağına korku başlıyor. Oraya girince korku diye bir şey kalmıyor. Böyle enteresan bir toprak yani. Bir sorun hocam, Napolyon'la ilgiliydi. Ben hemen size biraz araştırma yaptım da devlet arşivlerinden. 1799'da bir evrak önüme çıktı hocam. Orada şey yazıyor, işte Napolyon'un işgaliyle. Sonra bir araştırma yaptım, nasıl işgaldi. Hani siz dediniz ya, Selahattin Eylül'e Gazze'den geçti, Kudüs'ü aldı. İngilizler de aynı yolu. Sonra bir baktık, Napolyon'da
Napolyon Bonaparte Gazze'yi ele geçirmiş, Yafa'yı ele geçirmiş ama Akka'da duruyor. Akka'da meşhur Napolyon 30 yaşında. Evet. Cezar Ahmet Paşa gibi bir yiğit çıkıyor. Evet. 3 yaşında. Evet. Bosna Hersek'te doğmuş. Evet. İstanbul'da eğitim görmüş. Akka'da Napolyon'u tokatlıyor tarih içerisinde. Evet. Ve Gazze'yi, Mısır'ı, Yafa'yı tekrar özgürlüğe getiriyor. Ben şöyle düşündüm. Acaba Napolyon da Kudüs Meleği getirmeye çalışıyor. Bravo. Napolyon zaten onu söylüyor. Napolyon'un var. Napolyon şimdi Fransız devriminden 10 yıl sonra Mısır'ı işgal ediyor. 1798, 90 Fransız devrimi de 1789'daydı. 10 yıl sonra işgal ediyor. İşgal ettiğinde ana hedeflerden bir tanesi Kudüs. Çünkü Napolyon'un döneminde karar alınıyor. Osmanlı topraklarına biz Yahudiler itelim. Yahudiler daha 16. yüzyılda bu Batılılar, Hristiyanlar Yahudilerden kurtulmak için yer arıyorlar. Yahudilerin tek sığınabileceği Osmanlı toprakları o dönemlerde. Ve Napolyon da Mısır'ı işgal ettikten sonra buldum diyor. Yahudileri bizim sürgün edeceğimiz yer orası. Zaten Siyonist hareket ondan sonra başlıyor. 1820 yani Teodor Herzl ile başlamıyor. Teodor Herzl onu büyük bir hale getirtiyor. Hitler'le, Hitler de bir Yahudiydi. İşte sonra yeni yeri artık çıkıyor falan. Napolyon diyor Yahudileri sürgün edilecek yeri buldum diyor. Niye bunu söylüyor? Şuradan Yahudileri buraya koyacağız, Arapları ve Türkleri birbirine kırdırtacağız. Bizim için burada Yahudiler burada oldukça Araplar, zaten Yahudiler ve Araplar hep kavga edecekler Müslümanlar. Osmanlı, o dönem o şey diyor, Osmanlı Yahudiler kavga edecek, biz arkada duracağız, zaten Yahudiler de kurtulmuş olacak. Yani, biz de Fitnesler oraya bir yerleşiyor. Bravo, aynı ana hedefi buydu Napolyon. Ve bunu ve ilginçtir, bunun kitabını da yazan Protestanlığın kurucusu Martin Luther'in bir kitabı var. Daha 16. yüzyılda yazdığı bir kitap Martin Luther'in. Yahudileri öldürün, havralarını yakın, paralarına el koyun, onları sürgün edin diye. Hitler'in de el kitabı. Bak, Protestanlığın kurucusu. Evet. İyi akşamlar herkese. Filistin diasporasının bugünkü gücü ve günümüzdeki etkileri konusunda ilgili. Çok güzel bir soru. Filistin diasporası bugün dünyanın birçok yerine dağılmış durumda. Avrupa'da da birçok yerde. Büyük etkinlikle Filistin konusunda ben her yıl onların yaptığı toplantılara katılıyorum. Büyük toplantılar yapıyorlar. Bazen ben genelde bunların kültür, sanat, sinema ile ilgili olan bölümüne katılıyorum. Siyasi arenada siyasetçi olmadığım için beni fazla şey yapmıyor ama kültür sanatla ilgili işte bildiğiniz bu videolar bu kadar şeyin etkin olmasının en büyük sebebi bu. Çünkü diasporadaki bir halk her zaman için daha bilinçlidir. Bu kadar hızlı bir şekilde dünya halklarının Filistinlerde yer almasının sebebi diasporadaki Filistinler. Mesela bir örnek vereyim. Amerika'da yaşayan bir arkadaş var benim. Hristiyan bir kız, kadın. Kendisi Hristiyan. Fakat gece gündüz dün bana mesaj atmış. Turan diyor ben günde 2 saat uyuyorum diyor. Filistin'in Gazze'ye destek olmak. Ama diyorum onlar bak Batı medyası diyor bunlar İslamcı. Ya Turan geç onu diyor. Biz diyor hikayeyi ben diyor. Dedelerim orada Siyonistler tarafından kovuldu diyor. Ben ne olduğunu biliyorum. Sonuna kadar onların yanındayım diyor. 2 saat diyor gece gündüz Amerika'daki bütün dergilere, gazetelere hep yazılar gönderiyor. Gösterileri organize ediyor kadın. Bir kadın yazar. Hristiyan ve orada yaşayan, Amerika'da yaşayan Filistin'den göçmüş bir aile. Ve buna benzer birçok isim var. Evet. Yani benim sorum şu, sizin düşüncenize göre, siz bu hususta bayağı çalışmalar yapmış birisiniz. Hani bu işin sonu ne olacak? Hani yine şu an İsrail büyük darbeler yedi ama yine Amerikan ve İngiliz desteğiyle Filistin savaşı kaybedecek. Yani Tugaylar savaşı kaybedecek ve sonucunda yine İslam alemi kenara çekilecek. Hiçbir karşı yanıt vermeyecek mi? Yoksa bir şey ortaya çıkacak mı? Bunu sorup merak etmek istedim. Sizce? Şöyle kısa cevap vereyim. Aslında sorunun cevabı anlattıklarında var. Güzel anlattın, güzel özetledin o dönemi. Şöyle diyelim. Siyonizm ve emperyalizm şöyle yükseliyordu bugüne kadar. Fakat ilk kez düşüşe geçti. Gazze'deki bu son şeyle birlikte Siyonizm ilk kez büyük bir darbe yiyor ve düşüyor. Aslında son 10 yıldır var. Arap dünyasında Batı'daki birçok entelektüel bile aynı şeyi söylüyor. Ehud Olmert dahi, Ehud Barak, yine İsrail eski başbakanı, ben diyor bir 5-10 yıl sonra İsrail diye bir devletin olacağını düşünmüyorum diyor. Onlar bile artık inanıyor. Çöktüklerine onlar bile inanmaya başladılar.
Çünkü Kabala'ya inananlar, Kabala'ya inanıyorsa, yani oradaki o hurafelere, bidatlara inanıyorsa, adamlar şuna, çünkü tarihte hiçbir Yahudi devleti 80 yıldan fazla yaşamamıştır. 75 yıl, diyor ki 5 yıl, 10 yıllık bir müddetimiz var diyor. Hadi bunu da geçelim. Fakat tarih, Gazze'deki olay bize şunu, emperyalizmin ve siyonizmin nasıl çürük iki yapı olduğunu gösterdi. Bu bile bütün dünya halkları için yeterli kafi artık. Hocam, kalmışız zaten şundan yaklaşık bir yıl evvelinde İsrail'in kendi toplum içerisinde birbirine girdiğini de gördük ya. Evet. Ve dediğin doğru, Müslüman ülkelerin bir şey yapması gerekiyor ama şunu söyleyeyim. Gazze'ye o giden silahları da veren Müslüman ülkeler, onun detayları konuşamıyoruz, yazamıyoruz, çizemiyoruz. Ama onun da hakikatleri var. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.